kitap çıkıyor, kitap dedin. Kitap yakaladım, çıkıyor, dur. Tabii çok heyecanlı bir süreç oldu benim için. Kapadokya'da Safir diye bir dizi çekiyorduk. 8 ay orada kaldım. Karalamaya başladım. Orası da yazdırıyor adama zaten. O atmosfer falan. Aşk şiirleri ve aforizmalar. 10 Haziran'da lansmanımız olacak. Bakalım, kariyerinizin neredeyse yarısı Kapadokya'da geçti bence. Aynen öyle. Zaten ikinci evim benim orası. Yani... Çok seviyorum orayı. Belediye başkanı falan olacaksınız diye tahmin ediyorum. Sanıyorum. Adaylığınızı koysanız alırsınız. Kesin alırım bak. O kadar net söylüyorum. Kesin alırım. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Ama tabii ki şimdiki belediye başkanı da hayırlı uğurlu olsun. Yenilendi, her şeyi biliyorsun. Evet, tazelendik ama benim için fark etmiyor. Ben biraz her şeyi partiler üstü ve siyaset üstü düşündüğüm için. Partiler üstü ve siyaset üstü bir soru soracağım. Geçtiğimiz günlerde Refah'ta çok büyük bir katliam oldu. Yani bununla ilgili birkaç cümle alabilir miyiz? Benim en çok dikkatimi çeken şu, dünyadaki en büyük soykırıma uğrayan bir milletin aynı şeyi yapıyor olması. Yani bunu anlayamıyorum. Yani gerçekten çok acı ya. Yani hele o çadır, o çadırda yananlar, kadınlar, çocuklar, insan içi acıyor ama bu dünya düzeninde ne yazık ki seni kahrediyor. Sokak hayvanlarının da Türkiye'de uyutulması, parantez içinde öldürülmesi gündemde, biliyorsunuz. Evet. Bu konuda ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu da bir nevi soykırım mı? Onlar da apayrı tabii ki, yani can, yani sonuçta biz Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Bize emanet bunlar. Hani en şereflisi değil miyiz yaratılmışların? Bu en şereflisi nasıl akledemiyor bunu noktasından bakıyorum. Ama orada bence muhalif bir bakış açısıyla bakmamak gerekiyor. Çünkü Ömür'ün geçen gün sosyal medyasında okudum, Ömür Gedik'in. Mesela çağırmışlar. Hani devlet tarafı, hükümet. Görüşelim, siz de fikrinizi söyleyin. Bence orada da bir çaba var. Zaten bu tür toplumsal olaylarda partici olmamak gerekiyor. Yani onlar hepimizin canı. Bir dakika, ışığı bulalım biz. Tamam, ışık önemli. Sanat camiasında erkek sanatçılar arasında bir estetik çılgınlığı baş gösterdi. Bilmem takip edebiliyor musunuz? Ben de estetik olmadığı için en son soracağın kişi benim, estetikle ilgili. Neden yaptırmıyorsunuz? Estetik. Korkuyor musunuz yoksa tercih mi? Yok. Biraz tabii ki korkmuyor desem yalan söylemiş olurum. Şimdi bozulmasını istemiyorum. Bir de oyuncusun. Yani şu ifade böyle kalmalı bence. Şu ışığı yakarsak tepe ışığına. Tepe ışığını yakalım mı bak şimdi? Bak şimdi tepe ışığını yaktığın zaman daha böyle porselen gibi çıkıyor. Samimi bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yok değil mi? Vallahi yok, billahi yok. O ışığı hep yakalım bundan sonra. Hep İpek yakalım. İpek ve ışığı. Benim de böyle sevenlerin fotoğraf falan çektirdiği zaman alıyorum telefonların elinden. Bak, bir dakika, ışığı bulalım biz. Tamam, ışık önemli.